Artvin merkezde bulunan yöresel ürünler Kaçkar Şarküteri Merkezi'nden birkaç kurutulmuş gıda aldım, birkaç ürün aldım. Dükkanın genel atmosferi, havası gerçekten çok güzel. Peynir kokuları, gıda ürünleri, her şey organik. Bir de görüntülemek istedim. Bakalım dükkan nasıl görünüyor? Zeytinyağı var. Doğal hurmalar. Tabak çeşitleri. Organik yumurtalar. Burada patatesler. Organik doğal cevizler. Buranın Artvin'in cevizleri. Burada görüntüde pekmez çeşitleri var. Bal çeşitleri var. Dükkanın içine bir göz atalım. Her şey tamamen organik. Organik yumurtalar. Organik pekmez. Soğuktan donmuş bir vaziyette. Bu bal mıydı? Bal. Mesela görüyoruz, donduysa eğer baldır. Bal olduğu uzaktan belli. Yukarıda orijinal ballar var. Buradan görüyorum. Hemen hemen hepsi donmuş. Dolayısıyla orijinal anlamına geliyor. Orijinal ballar. Beyaz bal. Aralarında beyaz ballar da var. Bu ortadakiler pekmezler değil mi? Yok, kestane balı. Ha, kestane balı. Ha, o yüzden renkleri koyu. Bu renkleri koyu olanlar kestane balı, orijinal. Hepsi orijinal gerçekten buradaki ürünlerin. Kesinlikle herhangi bir şüpheye düşülmüyor. Orijinal olduğu belli bütün ürünlerin. Burada kızılcık ürünleri var galiba. Evet. Kızılcık marmelat mı bunlar? Kızılcık ezmesi. Ezmesi. Aynen. Kızılcık marmelatları, kuşburnu marmelatları. Gerçekten harika, organik, doğal ürünlerle dolu bir şarküteri dükkanı. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Yavuz Bey, hoş bulduk. Ben organik ürünlere çok hasret kaldım. Yani ben yıllardır Bursa'da yaşıyorum bir Artvinli olarak. Burnuma gelen kokular, peynir kokuları, işte diğer ürünler, kurutulmuş ürünler hepsi birleşmiş ve bir parfüm kokusu haline gelmiş. Ve harika bir şekilde ben bir şey şu an transa geçiyorum. Söz sizde Yavuz şimdi Bey. Şimdi şöyle bir şey diyelim. Bu ürünler her yerde var. Dediğim gibi az önce sizle de konuştuk. Bu ürünler her yerde var ama doğal ürünler farklıdır. Doğal ürünlerin belli bir lezzeti vardır. Şimdi Türkiye'nin her tarafında olan ürünlerden bizde de vardır. Ama Artvin ürünlerin doğasının ve lezzeti farklıdır. Peyniri farklıdır, balı farklıdır. Artvin'de 1500-2000'e yakın kayıtlı arıcı vardır. Yani tam bal menbaasıdır. Bizde bir şavşat peyniri vardır. Rehası farklıdır. Lezzeti de farklıdır. Onun eritmesini yap. Öyle muhlama peyniri gibi değildir. Bizim ürünlerin farklılığı doğanın verdiği lezzetten kaynaklıdır. Sözünüzü unutmayın. Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Aşağı yukarı 140-150 çeşit hem endemik bitki çeşidi olduğuna göre. Vardır. Hem yüksek yerdir. Yüksek yerin verdiği bir lezzet vardır. Doğanın bitki çeşitlerinin verdiği bir lezzet vardır. Dediğimiz gibi bal çeşitlerimiz farklıdır. Doğada üretilen her şey, kuru fasulyemizden tutun da peynirimize, süt ürünlerimize kadar hepsi çok farklı ürünlerdir. Biraz ürünlerinizi tanıyalım mı? Tamam. Dediğimiz gibi işte bizim buranın kestane balı, Boçka'dan gelir. Boçka'nın kestane balı Türkiye'nin ender bulunan kestane ballarındadır. Tabii Türkiye'nin her yerinde vardır. Mesela bir zeytinimiz, rütbeli zeytinimiz var. İnce kabuk, ince çekirdekli bir zeytindir. Lezzetli bir zeytindir. Yani Bursa'nın tabii Türkiye'de her yerde zeytin var. Sadece Bursa'da değil, Hatay tarafında, İzmir tarafında zeytinler vardır ama bizim Artvin'de, Yusufeli'nde zeytin olduğunu herkes bilmez. Yanan Karatay bilir ama. Ben tadına bakayım bir tanesini alayım. Hangisiydi Yusufeli zeytini? Şimdi bunlar yeni sezondur. Şöyle hazır. Göstereyim. Şöyle göstereyim. Bunlar yeni sezondur. Yeni ha, bitmiş mi bu? Yok, bu daha tatlanmamıştır. Olmuş yok. Olanlardan bir tane? Bizim zeytinler şöyle bir şey diyeyim. 10 günü 15 günü tuzla tatlanan bir zeytindir. 15 günü? Tabii. Çok iyi. İnce kabuk olduğu için çabucak acı suyunu. Normalde bir ayda olur. Bakın şöyle bir şey göreyim. Şöyle bakın bunun tatlanmıştır. Bakayım bir tanesinin tadını. Su bidonun üstüne yarısını doldurmuştur. Şöyle aç. Bir saniye şöyle alalım kenarıya. Şöyle kenardan
Vallahi müthiş bir tadı var. Bu tabii hani biraz yıkamak gerekiyor, az bir şey tuzu gitsin tabii diye. Tabii tuzu gitmesi ama için yıkayacaksın. Tuzla tatlandığı için yani bunlar iyi. Tatlandırmak için hiçbir şey, ekstra bir ürün yoktur. Sadece tuzla tatlanır. Ben mesela Adapazarı'na kabak gönderirim. Adapazarı kabağın yeridir ama ben orada internetin harfi yöresel üzerine Adapazarı'na bile kabak gönderiyorum. Niye? Çünkü bizim kabağın lezzeti farklıdır. Kabaklar da burada. Buranın kabağı farklı. Bu kabaklar nereden geliyor? Bizim buranın. Bu köyler. Mesela burada mesela bizim hurmalarımız var. Türkiye'nin her tarafında olan bu hurma bizde çikolatadır, tatlıdır. Elma gibi yiyebilirsiniz. Çikolata evet yedim biliyorum. Elma gibi yersiniz ama gidin Hatay'da. Bir çikolata tadı oluyor değil mi bu hurmada? Tabii tatlıdır. Elma gibi yersiniz. Ama diğer yerlerdeki hurmaları yumuşamadan yemez. Bizimki sertken yedir. Bir ürün daha göstereyim size. Bu dünyada mesela şu çaşır otudur. Dağlarda toplanır tamamen. Ne otu? Çaşır otudur. Dağlarda toplanır. Tamamen doğaldır. Tuzla sarımsaktır. Turşudur. Bunu yumurtayla kavurarak veya yağda kızartarak yiyorsun veya turşu olarak sofraya koyup yiyorsun. Şeker hastalarının birebir kullandığı bir üründür. Çok faydalı bir üründür. Dediğimiz gibi bizim mesela benzer ürünlerden biri de böyle bir şey değil, bu beyaz patates. Şöyle kırarız. Bakın beyaz patates. Oo, aynen. Bu Türkiye'nin her tarafında bulunan bir ürün değildir. Beyaz patates bunun forması. Formaya atarsın, kızartma olarak kullanırsın. Artvin'in her yerinde oluyor mu? Tabii her bölgesinde. Evet. Yusufeli, Şavşat, Berta, Artvin. Buralara ender ürünleri dedi. Yani beyaz patates herkes bilmez. Diyorlar ki beyaz patates beyaz olur mu? Evet beyaz olur. Daha lezzetlidir, daha güzeldir. Zeytinlerimiz öyledir. Patateslerimiz aynı şekilde. Bununla yapılan patates yeme iyi doyamazsın. Abi yani. Canım aynen. Bunun lezzeti farklıdır. Bu aynen. Patates ayrı bir özeldir. Bunu yiyen daha sarı patates yemez. Buna bağımlı kalır. Yani. Yumurtalardan da biraz bilgi verelim. Şimdi, buranın bunlar. Bu yumurtalar buranın değil. Şu yumurtalar tamam. Buranındır. Bakın onu da göstereyim. Buranın tamam köylerinden gelen. Şöyle yakından gösterebilirsin. Tamamen doğal yumurtadır. Organik yumurtalardır. Tabii. Buranın köylerinden geliyor. Dediğimiz gibi bizim ürünler farklıdır. Şimdi biraz şuradan başlayalım mı? Yani şuradan başlayalım. Burada ne vardır? İsterseniz. Mesela bu. Salatalık turşusu. Tamam kendi bahçemin, kendi bahçemin, tamam. Kendi evimde ürettiğim tamam. Salatalık turşusu. Siz üretiyorsunuz. Tabii kendim tamamen doğal. Tamam. İlaçsızdır, şeydir. Tamam. Tamamen doğal. Kıtır kıtırdır. Turşu yediğini anlarsın. Tamam. Salatalık turşusu yedin. Bu bizim Artvin'in dediğim gibi yöresel fasulye turşusudur. Tamam. Fasulyenin lezzetini turşuya da vermişizdir. Turşuyla... Artvin'in fasulyesinin lezzeti bir başka zaten. Bu kızılcık marmelatı. Bu da ev yapımıdır tamamen. Anne eliyle yapılmıştır. Tamamen doğaldır. Hiçbir katkı yoktur. Kestane ballarımız işte şöyle. Bu da ev yapımı pekmezlerimiz. Şöyle görüyorsunuz. Ne pekmezi? Dut pekmezi. Dut pekmezi. Evet. Bu ev yapımı orijinal pancar turşusu. Anne eliyle yapılmıştır. Tamamen doğaldır. Burada doğal olmayan hiçbir ürün yok. Buradan devam edelim. Kestane ballarımız borçkanındır. Kaçkar çiçek ballarımız vardır. Beyaz ballarımız şöyle anzer balı. Beyaz bal meşhur anzer ne gibi balını bir... da koyduk büyük talep üzerine. Anzer balı da var. Bakalım yakından bakalım biz ona. Yakından tabii bakalım. Yakından şöyle gösterelim. Bakın burada şöyle görebilirsiniz. Evet. Mühürlüdür. Kooperatif üründür tamamen. Fiyatı tabii bunun verebiliriz. Sahtesi çok olduğu için fiyatlarına vermeyelim. Özelden yani, görüşelim. Tamam öyle fiyatlar yapalım. Çünkü farklı olduğu için. Şimdi beyaz balın ne gibi bir... değildir bir de bu sistemde fiyatlar. Beyaz bal ilk defa rastlıyorum ben. O ne gibi bir özelliğe sahip? Yüksek rakım balıdır. Tamamen doğaldır. İşlem görmemiştir. Yüksek rakım. Yüksek rakım. Tamamen yüksek rakım neden balıdır. Beyaz bal? Bu sağlama olduktan sonra bal bu şekli alıyor ve krem şeklindedir. Şöyle azıcık gösterebilirim. Bakın şöyle içini görebilirsiniz. Vay. Krem şeklinde. Bu dolmuş bal değildir. Bunun özelliği beyaz bal oluşturur. Peki beyaz bal faydalıdır. Kıvam olarak yiyimi falan. Kıvam olarak krema şeklindedir. Krema şeklinde. Yumuşaktır, lezzetlidir. Ekmeğe sürüp yiyebilirsiniz. Krem bir peynir bol. Gibi böyle çok krem peynir gibi. O kıvamda değil de onun bir tık daha kalın ama güzeldir yani. Anladım. Tamamen doğaldır. Fasulyelerimiz dediğimiz gibi farklıdır. Böyle oros fasulyemiz var. Şöyle yayla fasulyelerimiz var. Bu bakliyat ürünleri hep kuru gıda ürünleri hep Artvin'in. Tabii hepsi. Buranın. Tamamen. Tabii ki buranın. Burada işte kömeler var. Kömelerimiz var. Pestillerimiz vardır. Şöyle göstereyim. Ev yapımı tarhanalarımız da var. Şöyle ev yapımı aynen. Şöyle yakından gösterebilirsin. Bak bunlar tamamen tamam. Doğal tarhanalardır. Çocuklara yedirebileceği. Tabii tarhana. Evet. Ev yapımı tarhanadır. Çocukların hı-hı. Yiyebileceği. Burada size gösterebileceğim. Size gösterebileceğim ne olabilir? Değişik olarak şöyle bakın. Şunu gösterebilirim. Biraz. Bana da bayağı değişik geldi. Güzel. Bu farklı bir üründür. Bu dağlarda toplanan
Çınar ve ladin ağaçlarından alınan çam sakızıdır. Şöyle göstereyim. Çam sakızı. Yani. Evet, her derde dev olan bu çam sakızı. İlginç bir sakızdır. Bu mideye çok faydalı bir üründür. Ağaçlardan toplanır. Hiçbir üzerinde hiçbir katkı koruyucu yok. Peynirlerden görmüş, biraz. Görmüş peynirlerimiz var. Şavşat peynirlerimiz var. Şöyle güvermiş peynirler var, tereyağlarımız, yoğurt tereyağlarımız var. O güvermiş peynirlerden biraz şey yapalım, da, görüntü alalım da. İnsanlar şöyle, çok alışkın değil biliyor musun şef? Şöyle, bu da as bir peynirdir. Mesela şunları bazı insanlar diyor ki bunu nasıl yiyorsunuz diyor. Yani, bu antibiyotik özelliği var, bunu insanlar tercih ediyor ve yiyor. Asıl bunu yenmesi lazım tabii, değil mi? Tabii, tiryakisonun değişik bir lehası vardır, hoş bir lehası vardır, kahvaltıda gider. Çeçil peynirlerimiz var, şöyle gösterelim. Bu da çeçil peyniri. Yani bir ürün daha göstereyim size. Bakın o ki konu konuyu açıyor. Şöyle bakın. Bu da bu müşterimize bugün gidecek kavurmalarımız. Kavurma. Artvin dana etinden yapılmış özel has kavurmalarımızdır. Bunu pakete koyduk. Bunlar bugün kargoyla gidecek ürünlerdir. Şimdi şöyle bir ürün daha göstereyim size. Bakın bu da bizim Artvin Yusufeli'nde yapılmış orijinal dut pekmezimizdir. İşte en baba ürünlerden biri. Heh. Aynen. Orijinal dut pekmezi. Bunu yemeye doyamazsın. Yani aynen. Balla eşdeğerdir diyebiliriz. Hiç de, şeker katkı yoktur içinde. Tamamen doğaldır. Bir de peyniri eritip yapılan bir kahvaltılık ürün var. Niye tulum onu, peyniri değil mi? Ona da bir bakalım. Ben size şöyle azıcık göstereyim. Çünkü o da çok sevilen bir peynir. Şöyle. Buranın aksanıyla çivil yapılıyor. Çivil yapılan peynirdir. Şöyle göstereyim size. Böyle aynen. Bunu yağda eritip yiyorsunuz. Çok farklı çivil, lezzet. Çivil yap değil mi? Heh. Çivil diyoruz biz buranın aksanıyla. Şavşat eritme peynirdir. Hı-hı. Şöyle bakın. Bunu yağda eritin lezzetli, rehalı bir peynirdir. Rehalı yani aromatik. Aromatik bunun özelliği asıl var. Asıl şeyi de Gürcü peyniridir ama. Gürcü peynir. Böyle tahta küreklere koyulur. Hı-hı. Lezzetini, suyunu çektikçe lezzet alır, kurur. Bunu tavada yağda eritip yiyeceksiniz. Müthiş bir aroması. Bunu yemeye doyamazsınız. Tabii canım, bunu kahvaltıda yedin mi doyamazsınız. Dediğimiz gibi bugünlük bugünlük bu kadar. Yeter. Yavuz Bey çok teşekkür ederim. Tekrar geldiğimde mutlaka uğrayacağım. Bekleriz. Çayınızı içeceğim. Bekleriz. Her çok zaman memnun bekleriz. Oldum. Hoş geldiniz efendim. Ay,